Sevgili yoldaşlar, değerli dostlar, ben de bu güzel günde bizimle birlikte olan tüm dostları önce sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu ancak biz kendimiz kurtarabiliriz. Ancak biz aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi bir araya getirdiğimizde aynı şeylere mutlu olan, aynı şeylerde üzülen, aynı açlığı, aynı zorluğu yaşayan insanlar, bizler kol kola girmedik mi, omuz omuza vermedik mi, bizi kurtarabilecek öyle bir süper kahraman falan yok. Ve biz bu ülkede köle olarak yaşamak istemiyoruz kardeşim. Biz bu ülkede tarikat, cemaat olarak yaşamak istemiyoruz. Biz bu ülkede özgür yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Bunu söylememiz lazım. 14 Mayıs'ta biz bir seçime girdik. Biz aynı şeyleri 14 Mayıs seçiminden önce de anlattık. Bakın yeminle söylüyorum. Diyeyim her yerde. Herkes dedi ki başkan doğru söylüyorsun. Haklısın. Keşke herkes sizin gibi olsa. Hep bunu dinledim. Ama stratejik oy kullanmamız lazım. Vallahi doğru söylüyorsun. Ama bu seçim o seçim değil. Bu seçimde stratejik oy kullanmamız lazım. Hepiniz duydunuz değil mi bu lafı televizyonlarda? Duymaya yok. Herkese bu anlatıldı. Ya bunlar çok güzel, çok namuslu, çok dürüst. Keşke Türkiye'de herkes bunları dinlese. Ama bu seçim o seçim değil. Stratejik oy kullanmak lazım. Peki ne oldu arkadaşlar? Stratejik oy kullananlara soruyorum. Ne oldu? Bak ben bir örnek vereyim size. Stratejik oy. Eskişehir'de biz motokurye. Motokurye gencecik 24 yaşında bir çocuğu birinci sırada milletvekili adayı yaptı. Dediler ki aman stratejik oy kullanın. Ne yapalım? Burada dediler İyi Parti oy verin. Stratejik oy kullanın. Muhalefet vekil kaybetmesin. İyi Parti oy verin. Anlatamadık. Biz beceremedik. Vatandaş gitti. O İyi Parti'ye oyunu verdi. İyi Partili milletvekili oldu mu? Oldu. Bizim 24 yaşında kurye, emeğiyle alın teriyle yaşayan sizin benim gibi kardeşim milletvekili olamadı. O oldu. Bir ay sonra gitti AKP'ye katıldı. Şimdi AKP'nin Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı. Al sana stratejik. Bunu mu yapacağız arkadaşlar? Yani Anadolu'nun birçok yerine bakın. Adam eski AKP'li şimdi CHP'de aday. Eski CHP'li şimdi AKP'de aday. Bunu mu stratejik? Ya biz bu oyuna mahkum muyuz? Bu oyuna mecbur muyuz arkadaş? Bunun yerine bak çok açık söylüyorum. Ankara'da genel merkezler oturuyorlar. Oranın belediye başkanı bu olsun. Şuranın belediye başkanı bu olsun. Buranınki bu olsun. Niye? Niye kardeşim? Arhavi halkı belirleyemiyor mu kendi belediye başkanı? Niye belirleyemiyor? Onları belirleyemiyor mu? Hataylı belirleyemiyor mu? Antalyalı belirleyemiyor mu? Konyalı belirleyemiyor mu? Ama bizim siyasi partiler düzenimiz böyle. Genel başkan ne derse olur. E o zaman biz niye tek adam sistemine karşı çıkıyoruz? Madem her partide tek adam sistemi var. Biz niye bu tek adam rejimine hayır dedik? O yüzden bana göre 31 Mart sabahı uyandığımızda hangi belediye kimin aldığı önemlidir. Ama daha önemlisi Türkiye'de bir sosyalist belediyeler birliği kurabiliyor muyuz, kuramıyor muyuz kardeşim? Yani bakın. Yıllardır Türkiye'de 900 küsür tane belediye var. Sosyalistlerin yönettiği belediyeleri dışarıda bırakın. Bir tane örnek belediye gösteremez. Ve şimdi demek ki bu işin arkasında bir akıl var. Demek ki bu işin arkasında bir ideoloji var. Demek ki bu işin arkasında örgütlü halkın devreye girmesi var. O zaman doğru bildiğimizi yapalım. Herkes bilsin ki esas olarak bugün APA'daki varlığımızın esas sebebi bu yoldaşlarımızın şahsında tüm Türkiye'de bu iktidarın halk düşmanı, emekçi düşmanı, kadın düşmanı ve bütün ülkeyi esir almak isteyen anlayışına karşı direnişi büyütmek, dayanışmayı büyütmek, istersek teslim olmayız, istersek direnebiliriz ve direne direne sonunda bu iktidarı al aşağı deriz demek için buradayız. Ben size söz veriyorum Türkiye İş Partisi'ne. Biz Türkiye'nin her yerinde ve hopa belediye başkan adayımızı da, belediye meclis üyesi adaylarımızı da buradaki ilçe örgütümüzde hopa halkıyla beraber belirleyeceğiz. Beraber karar vereceğiz bunları. İkincisi, o belediye meclisi işlevsiz diyorsunuz ya. Orada da kusura bakmayın ama bize güvenebilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinin en işlevsiz döneminde biz oraya iki tane Türkiye İşçi Partili milletvekili olarak girdik. Ve o mecliste halkın, emekçinin, yoksulun sesinin nasıl duyurulabileceğine ilişkin ne kadar yapabildiysek takdir sizin için. Bu iktidarın toplumun tümüne yaydığı rantçı, doğa düşmanı, halk düşmanı, belediyecilik anlayışından kurtulma mücadelesine davet ediyoruz. Kolay yoldan zafer yok ama biz yan yana gelirsek, gücümüzü birleştirirsek, aklımızı birleştirirsek, yüreğimizi birleştirebilirsek başarabileceğimize inanıyoruz. Hopa'dan da özel olarak rica ediyorum Kazım Koyuncu'nun yoldaşlarına, Metin Lokumcu'nun öğrencilerine, kardeşlerine, arkadaşlarına Türkiye'ye örnek olmak yakışır. Hep beraber yapalım. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Hepimize kolay gelsin. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.